Evet, ben Aysun Karabak. Şu anda tekrar Kömürcüoğlu Kadir Altaş Bey'in yanındayım. Onun bir güzel bir şiiri var, Tandırbaşı. Tandırbaşı'nı da ben şöyle annem hikayesini anlatmıştı. Hocamla paylaşayım. Derdi ki biz yokluk dönemimizde komşu tandırını yakardı. Tandırda ilk başta su ısıtırdık, çamaşır yıkardık. Sonradan ekmek yapardık. Sonradan da yemek yapardık. Böyle bir anısı var. Hatta kendisinin tandırı olmadığı için komşu ekmek yapıp onun arkasında ekmeğini yapan annemdi. Ondan dolayı da hocamla da paylaşayım. Hocam sizin de Tandırbaşı diye bir şiiriniz var. Bu şiirinizi okuyarak bir de onun bir hikayesi var mı? Siz de onu Var. paylaşırsanız. Şimdi tandır Türklerde her yerde var. Türkler ekmeğini tandır demiş. Evet. Anadolu'da da aynı, Orta Asya'da da aynı, şu anda da aynı. Tandır. Ve orada tandırda ekmek pişirirken bir de konu komşu gelir, orada muhabbet olur. Onun muhabbeti de ayrıdır. Süper. Tandırbaşı muhabbeti. Evet. Şimdi ekmek pişirdiğin zaman diğer bir şeyle ekmek kokusu etrafa gittiği için oradaki ekmek pişirilen mutlaka komşulara da verir. Güzel. Tandırın bu özelliği de var. Çok güzel. Bir gün ben de gittim Tandır'da. Annem ekmek pişiriyor. Oradaki konu komşuyla muhabbet ederken birden içime o geldi. Bir şeyler yazayım dedim şu Tandır'a. Tandır'da ekmek de pişince taze. Çocuklar koşuşur bize de bize. Hanımlar toplanıp başlarlar söze. Ortada dolaşan sözü özledim. Aa, süper. İki büktüm olur ekmek pişiren, tandırda durmayıp dibe düşüren, tarlada taze yemlik devşiren, türkülerle gelen sesi özledim. Köyün haberleri orada duyulur, dilden dile çarşaf olur, yuyulur, tenceremde patatesler soyulur, kayalardan öğünen tozu özledim. Köye kimler geldi, kimler de gitti, haberciler bakarsın orada bitti. Kimler mal aldı, kimlerse sattı. Ara yerde gezen izi özledim. Kömürcüoğlu yağmur köye yağınca, soğuklar ortada akşam olunca, tandırın başınca hep toplanınca, inceden inceye hepsi. Hocam bu duygular güzel bir şey. Rabbim size bu duyguları da yaşatıyor. Aslına baksan başkalarına göre belki ağlamaktır ama bana göre duygudur. Bu kilitlemedir. Doğru. Bu değil mi? Frendir. Ne mutlu size bu duyguları sizde yaşadığınız için. Onları yaşıyoruz. Evet. Yaşıyoruz. Şimdi mesela ben Tandır'ı sizin kadar fazla bilmiyorum ama annemin anlattıklarını, nenemin anlattıklarını biliyorum. Ondan dolayı da aramızda bir fark var. Siz çok yaşamışsınız. Görmüşsünüz. Anadolu'da yaşadıysan her şeyi Evet. görürsün. Evet. Görmen de lazım. Evet. Onun için biz Şimdi mesela bu duyguyu, bu Anadolu'da tandır fikrini şimdi benim evladım bilemez. yeni nesil bilmez. Yani Evet, tandırdı bilemez. nedir işte ekmek pişirip gidiyorlar diyorlar Evet. ama halbuki orada çok büyük bir kültür var. Evet. Yani köyün kültürü, geleceğin kültürü, geçmişin kültürü, bütün Türk'ün Çok kültürü şey var. bu bir kültürümüzdür. Evet. Onun için her şeyi katarsın. Evet. Onun için de yani orada yanan ateş, şey insanın özüdür, özlemidir, tüten dumanlar onun başındaki dumanıdır, hissidir, özlemidir. Evet. Bunlar hepsi ayrı. Harika. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı Şiirlerin de bize ders veriyor, olsun. Teşekkür ederim. mesaj Sağ ol. veriyor. Allah razı olsun. Bir şeyler öğreniyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.